Allah Subhanahu Teala Bakara 151. ayette diyor ki: "Nitekim kendi içinizden size ayetlerimizi okuyan, sizi arındıran, size kitabı, hikmeti ve bilmediklerinizi öğreten bir Resul gönderdik." Arapça metnine bakabilirler. Arapça kelimelerinin karşılıklarına bakabilirler. Hikmetin orada olup olmadığını görebilirler. Hikmet nedir? Hikmet ve devamında bilmediklerinizi öğreten bir Resul gönderdik. Hikmetten anlayacağımız ne? Ya da bilmediklerinizi öğretenden anlamamız gereken şey ne? Demek ki bu kitap onların bahsettiği şekilde anlaşılmıyor. Yani bugün hadis inkarcılarının anladığı şekilde bu kitap anlaşılsaydı, onlara bilmediklerini öğreten Resul gönderdik demezdi. Çünkü bilmediklerini öğrenmesi için kitap göndermiştir. Ayet iner, ortaya konulur, herkes okur, amel yapar. Namaz kılın der, herkes gider patır patır namaz kılar. Hac yapın der, herkes gider takır takır hacını yapar. Hırsız kadının, hırsız erkeğin elini kesin der, hırsızlık yapanın herkes takır takır doğrar birbirini. Çünkü ölçü yok, bir şey yok. Böyle olacak. Cenaze namazını kılın der, herkes cenaze namazını birden öğrenir. Hemen öğrenir. Çünkü kitabın içinde bunların dediğine göre var ya, buna benzer birçok şeyi bu kitabın içinden okuyup, anlayıp amele dökebilirlerdi. Allah Subhanahu diyor ki, hikmeti ve bilmediklerinizi öğrenmeniz için bir Resul gönderdik. Demek ki neymiş? Sahabeye birileri bir şey öğretecekmiş, öğretmenliğini yapacakmış. Bu din onun, benim veya falanca kişinin konuşmasıyla değil, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin konuşmasıyla şekillenecekmiş. Onun da sizin için güzel örnekler vardır. Şu kelimesini var ya, anlamaya çalışsalar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o koskoca hayatını, 23 yıllık dönemini anlamaya çalışacaklardır. Bunu anlamaya çalışan insanlar da Kur'an'ı layıkıyla yaşamaya çalışacaktır.